Değerli basın mensubu arkadaşlarım, sevgili Denizli hemşerilerim, uzun bir aradan sonra değerli basın mensuplarıyla ülke gündemini, Denizli gündemini ve 100 gün sonra gerçekleşecek olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırma hedefimizde kazandığımız ve bu hedef etrafında 85 milyon ile birlikte yol almaya başlayacağımız süreci değerlendirmek üzere sizlerle bir araya geldik. Aslında bugün sizlerle oturup bir dost sohbeti yapmak ve karşılıklı sizlerin soracakları, bizlerin anlatacaklarıyla dostane bir sohbet gerçekleştirmek amacımız. Ama böyle bir basın toplantısıyla da aynı formatta bunu devam ettirmeyi arzu ettiğimi de ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi yaklaşık bir yıl kadar önce 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya gelmesiyle 28 Şubat 2022'de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını bütün Türkiye ile ve dünya ile paylaşmıştık. O süreçten itibaren 6 siyasi partinin genel başkanları defalarca bir araya geldiler. Ve yine kurmayları, MYK üyeleri, milletvekilleri, bilim insanlarıyla birlikte, akademisyenlerle birlikte de bu altılı masanın ve bugün artık ismi Millet İttifakı olan bu ittifakın iktidarında ülkemizi boğuştuğu sorunlarla nasıl mücadele edeceğimizi ve nasıl çözüm üreteceğimize çalıştık. Birileri tek başına çıkıp ahkam kesti ama biz ortak aklı hakim kılmak adına düzenli bir şekilde hem genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, örgütleri ve akademisyenlerle birlikte bu ülkeyi bugün içinde bulunduğu ekonomik buhrandan, yargı buhranından ve siyasi buhrandan nasıl çıkarabileceğimizin yol haritasını hazırladık. Ve geçtiğimiz günlerde, pazartesi günü, işte ülkemizin özgürlük ve demokrasi için, ülkemizin bu çoklu buhrandan 85 milyonu nasıl kurtaracağımızı ve nasıl ortak bir irade ile yöneteceğimizin yol haritasını kamuoyuyla paylaştık. Bu gördüğünüz 240 sayfadan oluşan 2400 vaat içeren, toplumun yaşadığı her soruna somut olarak nasıl çözüm ürettiğimizi ve hangi sürede bunu gerçekleştireceğimizin madde madde yer aldığı ortak politikalar mutabakat metni. Millet İttifakı olarak çıktığımız bu yolda 100 gün sonra 15 Mayıs 2023 gününden itibaren işte 240 sayfalık bu metnin ilk sayfasından başlayarak teker teker yerine getirmeye başlayacağız. Ve 15 Mayıs günü milletimiz, 85 milyonluk bir ülke, vatandaş, özgürlükler adına, demokrasi adına, ekonomik buhrandan çıkma adına, siyasi buhranın sona ereceği, çatışmaların, kargaşaların, ayrıştırmanın, ötekileşmenin değil, toplumsal barışın sağlandığı bir Türkiye için gözlerini açacaklar. Değerli arkadaşlar, evet, neden bunlarla başladım? Şöyle, biliyorsunuz hem hukukçu hem de insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Çoklu buhranlardan bahsettim, birisi de yargı buhranıydı. Bunu neden söyledim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2022 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde 140 ülke arasında 116. sıraya geriledi. Temel hakları kullanma, temel hak ve özgürlükleri kullanmada 134. sırada. Düşünce ve ifade özgürlüğü sıralamasında ise 136. sırada. İşte bu ortak politikalar mutabakat metni Türkiye'yi bu buhrandan, hukuk buhranından
ve dünyaya karşı yaşadığımız bu ayıptan kurtaracak çözüm önerileri var. Peki başka ne var? Ekonomik buhrandan bahsettim değerli arkadaşlar. Dünya Sefalet Endeksinde Türkiye birinci sırada, şampiyon. Türkiye'yi Arjantin izliyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye 93.3 puanla birinci, Arjantin 89.9 puanla ikinci. Açık ara birinci Türkiye. Biz Türkiye'nin sefalet endeksinde birinci olduğu bir Türkiye olarak kalmasından taraftar değiliz. Biz Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği çağdaş uygar medeniyetler seviyesinde birinci olacağı, özgürlükte, demokraside, ekonomide dünya şampiyonu olacağı bir Türkiye için yola çıktık. Değerli arkadaşlar, evet, hal böyleyken maalesef toplumun yaşadığı bu çoklu buhranı, çoklu krizleri görmezden gelen ve deyim yerindeyse Alice Harikalar Diyarında hikayesini yaşayan, saray ve şürekasının Harikalar Diyarında yaşadığı bir saray iktidarından bahsediyoruz. Bizler güçlendirilmiş parlamenter sisteme gidişin yol haritasını ve çalışmasını da hazırladık, toplumla paylaştık. Ortak aklın hakim kılacağı, bir kişinin değil, toplumun her kesiminin görüşlerinin, düşüncelerinin, taleplerinin bir araya geldiği bir yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Denizli'deydi. Denizli'ye geldi. Denizli'ye gelmezden önce 2-3 gün boyunca Denizli'li hemşerilerimizden ya da Denizli dışında yaşayan hemşerilerimiz veya bir dönem Denizli'de yaşayıp taşınmış olan vatandaşlardan yüzlerce mesaj aldım. Ben Denizli milletvekiliyim. Denizli'de yurttaşlarımızın bu şikayetlerini dile getirmek benim temel görevlerim arasında. Bir video çektim ve dedim ki tüm yurttaşları, cep telefonu kullanan tüm yurttaşları defalarca arıyorsunuz. Bir, kişisel verileri koruma kanunu var. Bu kanuna göre yaptığınız suç. Bu telefon numaralarını, bilgilerini nereden aldınız? Kimden aldınız? Nasıl aldınız? Vatandaşlarımızın bilgilerini alırken vatandaşlarımızdan izin, onay aldınız mı diye sordum. Ama ortalık kızılca kıyamet oldu. AK Parti'nin il başkanı çıktı, beni de davet etti sosyal medyasından ve bir basın bürosuna da haber yaptırdı. Keşke yazımı da biraz düzgün yapabilse, önce bir yazım dersi alması gerekir diye de ben de yanıt verdim. Ardından bir televizyon programında beni eleştirdi ve eleştirisi şuydu. Ben yurttaşlarımızın 8 defa, 9 defa, 10 defa sürekli sesli mesajlarla aranmasını eleştirip kişisel verileri koruma kanununa göre suç işlediklerini ifade ettim. Ama beyefendi dedi ki işte Honaz tüneline mi karşısınız? Zaten siz hep her şeye karşısınız. Zafer Havaalanı'nda da karşısınız. Evet değerli arkadaşlar, biz Zafer Havaalanı'na karşıyız. Neden mi karşıyız? Değerli arkadaşlar, Zafer Havalimanı 2022 yılında o Zafer Havalimanı'nı yap, işlet, devret modeliyle yapan şirkete 1.317.733 yolcu garantisi vermiş. 2022 yılında kaç kişi girmiş biliyor musunuz? Kaç kişi o havaalanını kullanmış? Sadece 24.851 kişi. Yani milletin, Denizli hemşerilerimin 85 milyonun cebinden 2022 yılında 6.847.676 avro çıkmış. Bugünkü kurla 138 milyon lira değerli arkadaşlar. Zafer Havalimanı'nın maliyeti 50 milyon avro. Ve 2044 yılına kadar bu garanti ödemesi imzalanmış, söz verilmiş. Sözleşmeye bağlanmış. Ve 208 milyon avro bizlerin,
tüyü bitmemiş yetimin hakkı bu şirketlere devredilecek. İşte bu nedenle biz kamu kaynaklarının yandaşlara aktarılmasına ilişkin yapılan bu işlemlere elbette ki karşı oluruz. Çünkü bu ülkede bugün doğan bir çocuk 51 bin lira borçla doğuyor değerli arkadaşlar. Ama bir yılda 138 milyon lirayı Zafer Havaalanı'nı yapacak şirketin cebine indirebiliyoruz. Biz buna karşı çıkmayalım mı? Bir siyasetçi olarak, vicdanlı bir yurttaş olarak, hak, hukuk, adalet diyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak biz buna karşı çıkmayalım mı? Eğer biz buna karşı çıkamazsak ne sizlerin ne Denizli hemşirelerimizin karşısına çıkmaya yüzümüz olmaz, olmamalıdır. Bu şekilde geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine oy veren yurttaşlarıma da seslenmek isterim. Günde 50 günlük doğan çocuk 51 bin lira borçla doğarken sadece bir firmaya 138 milyon lira ödemeye biz hayır demeyelim mi? Başka ne diyelim buna? İşte bu nedenle biz bu tür projeler ile kamu kaynaklarını 85 milyonun hakkının beşli çetelere ve yandaşlara aktarılmasına hayır demeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Honaz Tüneli'nden bahsetti. Evet, Denizli'mize yapılan her yatırımın ve Denizli hemşerilerimin yaşamını kolaylaştıracak, sorunlara çözüm üretecek her proje için biz destekler ve yanında oluruz. Şimdi buradan sormak isterim. Honaz Tüneli'nin ilk ihalesi 11 yıl önce yapıldı değil mi arkadaşlar? 11 yıl boyunca kaç firma o ihalede gitti, geldi, kaç ihale yapıldı? 11 yıl önce ihale bedeliyle bugünkü ödenen bedel arasında kamu zararı ne kadar? Bu para kimin hakkı? Başta Denizli hemşerilerim olmak üzere 85 milyonun hakkı. Biz Honaz Tüneli'ne karşı değiliz. Liyakatsiz, beceriksiz, yönetemeyen bir iktidarın elinde oyuncak olan ve bu nedenle de kamu kaynaklarını bu şekilde Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde yandaşlara peşkeş çeken anlayışla bizim bir hesabımız var arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, sadece Zafer Havaalanı değil, Osman Gazi Köprüsü. Günlük 40 bin araç garantisi verilmiş ve 40 milyon lira günlük para ödenecek garanti ödemesiyle. Değerli arkadaşlar, bu paralar sarayın parası değil. Bu paralar 3-5 yandaşın parası değil. Bu paralar 85 milyonun parası ve bizler bu paralar için ve vatandaşın alın teri için bir yumurtayı aylardır alamayan, sucuğun kokusunu duymak için kantinde oturuyorum diyen 9 yaşındaki Abdullah'ın hakkını, hukukunu korumak hepimizin, başta siyasetçiler olmak üzere, en başta da yöneticiler olmak üzere hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Değerli arkadaşlar, buradan tekrar ediyorum. Bir araştırma yaptım. 755 bin Denizli'de seçmen var. Yani bu demektir ki ortalama 18 yaşından büyük seçmenler aranmış ise Denizli'de 755-800 bin kişi aranmıştır. Bir yurttaşımız şunu yazdı. 8 yıl oldu Denizli'den ayrılalı, tam 9 defa arandım dedi. Her bir aramanın maliyeti 70 bin lira civarında. 60 ile 70 bin lira civarında değerli arkadaşlar. Eğer 800 bin kişi ortalama, çünkü bir kez aranan var, 9 kere aranan, 5 defa arandığında bedel kaç para oluyor? Şimdi buradan soruyorum bu aramayı yapanlara. Bu masrafı kim karşıladı? Cebinizden mi karşıladınız yoksa kamu kaynaklarından mı karşıladınız? Bunu soruyorum. Vatandaşların tepkileri karşısında bu telefon numaralarını kimden edindiklerini söylemediler. Soruyorum tekrar. Vatandaşlarımızın özel bilgilerini nereden elde ettiniz ve nasıl elde ettiniz? Bunu da soruyorum. Bunun da hesabını soracağız. Buna ilişkin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyeti yürüten bir milletvekili olarak da
sor önergesiyle bu maliyeti ve bu maliyetin nereden karşılandığını kişisel verileri koruma kanununa göre suç teşkil eden bu faaliyetin izin alınıp alınmadığı konularını sordum. Eğer bir yanıt gelirse, ki iktidarın yanıt vermek gibi bir maalesef milletvekillerinin elindeki tek denetim mekanizması olan yazılı soru önergelerini bile görmezden gelen bir iktidarın bu önergelerimize cevap verebileceğini ümit etmek istiyorum. Eğer gelirse de sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar, 100 gün sonra demokrasinin, özgürlüklerin, adaletli ve hakça paylaşımın, tüy bitmemiş yetimin hakkının hesabının sorulacağı, ödenen tüm vergilerin her kuruşunun hesabının da iktidar tarafından verileceği, işçinin, çiftçinin, emekçinin, emeklinin, toplumun, esnafın, sanayicinin tüm sorunlarının ortak akılla, bilimle, liyakatla çözülüp yönetileceği bir Türkiye'nin müjdesini buradan veriyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız tarafından gerekli çalışmalar yürütülüyor. Tahmin ediyorum ki pazartesi günkü MYK'da Denizli İl Başkanı belirlenir. Hani sadece bu Denizli'ye mahsus bir şey değil arkadaşlar. İnceleyip sık dokunuyor. Başka illerimizde de henüz yapılmamış atamalar ve belirlenmemiş il başkanlıkları var. O nedenle pazartesi gün hepinizin merak ettiği sorunun yanıtı MYK toplantısı sonrası ortaya çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii kalıyorum. Mehtap Hanım ilk el kaldırmış. Tabii sorabilirsiniz. Tabii. Sayın şimdi iki sorum olacak. Birincisi, Ankara'dan Denizli nasıl görünüyor? Yapılan son hareketlerde Denizli'deki CHP oy oranının sabit kalması, sabit kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bir de ortak mutabakat metniyle ilgili bir sorum olacaktı. Çok madde içeriyor. 9 ana başlık ve 2000 küsür madde içeriyor. Vatandaş tarafından biz sahada arkadaşlarımızla yaptığımız röportajlarda çok da bilgi sahibi edinilemedi vatandaşla bu konuyla ilgili. Evet, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun stabil kaldığı, sabit kaldığına ilişkin yapılan anket çalışmaları bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli'de birinci parti olacak. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak en fazla milletvekili, en az 3 milletvekilini çıkaran siyasi parti olacaktır. Bunu burada ifade etmek isterim. Ortak mutabakat metninde 2400 madde var. Tabii ki bunlar teker teker esnafın, çiftçinin, emekçinin, basın mensubu arkadaşlarımızın, sanayicinin, iş dünyasının, işsizin, herkes, emeklinin, her kesimin bu metinde nasıl sorunun çözüleceği yazılı. Bunlar ayrı ayrı bölümler halinde vatandaşa anlatılmak üzere ayrıştırılacak ve her vatandaş bu ortak mutabakat metninde 15 Mayıs'ta ve sonrasında kendisini bekleyen huzur, refah ülkesinin nasıl kurulacağını ve kendi sorunlarının nasıl çözüleceğini öğrenecek. Ayrıştırarak biz vatandaşla bunu tek tek buluşturacağız. Evet, buyurun. Sayın Vekilim, ben herkesin merak ettiği konu aslında Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Evet. Ben bundan ziyade şeyi soracağım aslında. Şimdi yaklaşık 100 gün kaldığını söylediniz. 100 günde malumuz kısa bir süre aslında baktığımız zaman. Belli bir süreç yaşanacak. Aday tanıtılacak, projeler işte kararlar aktarılacak halka. Yani bu kadar kısa bir süre kalmışken adayın hala belli olmaması. Şunu da yorumlarak söyleyeceğim bunu. Günümüzde AK Parti seçmeninin büyük oranı Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var diye oy veriyor AK Parti'ye. Doğru mu? Bence böyle. Çıkaracağınız aday yani parti olarak, olarak çıkacak olan adayın şayet Tayyip Erdoğan gibi güçlü olmaması halinde bu kısa süreçte kendini kabul ettirip oy toplaması bir problem olmayacak mı sizce iktidar olarak? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öncelikle 100 gün uzun bir süre. Bunu ifade etmek isterim. İkincisi, Cumhur İttifakı'nın adayı adaylığını açıkladı mı? Bahçeli açıkladı. Yani kim olacağı belli değil. Yani açıklamasına gerek var. Hayır, belli değil. Yani Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı benim dedi mi Recep Tayyip Erdoğan? Evet. Bir saniye. Bizim adayımız Erdoğan dedi. O Bahçeli küçük ortak. O nedenle biz tabii ki. Şöyle arkadaşlar. Biz burada kimin Cumhurbaşkanı olacağını tartışmıyoruz. Biz bu ülkenin az önce ifade ettiğim
ortak politikalar mutabakat metni ile bu ülkenin sorunları nasıl çözeceğimizi tartışıyoruz. Biz aynı zamanda burada kimin cumhurbaşkanı olacağı, bir kişinin cumhurbaşkanı olup olmayacağı üzerinde bir çalışma yürütmüyoruz. Bizim hedefimiz, Millet İttifakı'nın hedefi bir sistem değişikliği. Biz bir cumhurbaşkanı değişikliği değil, biz bir sistem değişikliği için bir referandum gibi bir seçim hedefliyoruz. Tek kişilik hükümet sisteminin 2018'den bu yana bu ülkeyi getirdiği nokta hepimizin malumudur. Az önce kısaca ifade etmeye çalıştım. Uzun uzun anlatabilirim yaşanan sorunları. Örneğin günlük, saatlik ödenen faizleri, o faiz baronlarına ödenen paralar toplandığında bu ülkede ekonomik buhran diye bir şey kalmaz. Ama bu bir tercih meselesidir. O nedenle biz burada kimin cumhurbaşkanı olacağını değil, bu ülkenin nasıl demokrasiyle buluşacağını ve nasıl yönetileceğinin projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. O nedenle cumhurbaşkanı adayının kim olduğu değil, Millet İttifakı'nın bu ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sisteme doğru ilerlerken nasıl yöneteceği ve öncelikle milletin sorunlarının nasıl çözüleceği ve çözeceklerine ilişkin, bu ülkedeki refah seviyesini nasıl arttıracağı, bu ülkede basının nasıl özgürleştirileceği, bu ülkede sadece basının değil, yargının nasıl bağımsız kılınacağının yol haritasını, yasamanın görevinin ne olduğu ve nasıl denetleneceği, yürütmenin denetlenmesi için ne yapılacağı, yani 85 milyon hakkının, hukukunun nasıl korunup hakkının adaletli bir şekilde 85 milyona nasıl teslim edileceğinin çalışmasını yapıyoruz. Hatta kamuoyunda acaba aday o mu olacak şeklinde de yorumlanmaya başladı. Siz vatandaşla da bir araya geliyorsunuz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu üzerine de biraz adaylık konuşmaları da dönüyor. Vatandaşların bu duruma tepkisi nasıl adaylar konusunda? Şöyle, Ekrem Bey'in ben adayım dediğini hiç duydunuz mu? Evet. Hani Ekrem Bey neden yurt gezisine çıktığında anlattı. Çünkü Ekrem Bey büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya ve vatandaşa bu adaletsizliği şikayet ediyor. O nedenle Ekrem İmamoğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu tartışmasından biz hiçbir şekilde bir karşılık bulmuyoruz. Neden? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri ve 6 siyasi parti belirleyecek. O nedenle ayın 13'ünde toplantıda büyük ihtimalle Sayın Genel Başkanımızın da ifadesi buydu. Adayın kim olacağı noktasında bir uzlaşı sağlanır ve birkaç gün sonra ya da bir süre sonra da görkemli bir şekilde adayımız yönetim şeklini, yani Millet İttifakı'nın birlikte güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritasıyla bu ülkede nasıl, ne şekilde yöneteceğinin de açıklamasını, yol haritasını kendisi açıklayacaktır. Sayın Vekil, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi herkes Cumhurbaşkanı'na odaklanıyor. Ama şöyle bir şey var. Yani bu seçim iki turlu ve bir tarafında seçimleri ve meclis seçilecek. Şimdi burada altın masanın çalışmaları kapsamında şöyle ortak illere göre bir planlama yapılacağını partilerin yetkilileri açıkladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 40 ilde ortak listeler çıkarılabileceğini söyledi. Denizli bu iller arasında mı? Denizli'deki seçim projeksiyonunu önümüzdeki günlerde siz nasıl düşünüyorsunuz ve nasıl öngörüyorsunuz? Şöyle, evet, Altılı Masa'nın, yani Millet İttifakı'nın oluşturan 6 siyasi partinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruluyor. Ancak bu komisyon henüz bir çalışma yapmadı. Cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra illerdeki milletvekili seçimleri için ortak listeyle mi, hangiyle nasıl girileceğinin çalışması ondan sonra başlayacak. Denizli bu iller arasında olur mu? İnanın ben de bilmiyorum. Hedefimiz kimin milletvekili olacağı değil. Bizim hedefimiz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için mecliste gerekli 400 milletvekilini hangi yöntemle nasıl elde edeceğimiz ve bu ülkeyi toplumsal barışla, bu ülkeyi huzurla, refahla nasıl buluşturabileceğimizin yol haritasını hazırlayacağımız bir sayıya ulaşmak. O nedenle Denizli olur mu olmaz mı, inanın ben de bilmiyorum. Denizli daha önce şeyler de yaşadı, yani dışarıdan parti örgütlerden gelmeyen adaylar sorunu da yaşadı. O anlamda bir örgütlü bir hassasiyet var.
Yani dışarıdan gelen aday değil arkadaşlar. Bir Millet İttifakı var. Bu Millet İttifakı çerçevesinde hangi ilde nasıl bir aday ya da nasıl bir ittifakla seçime girileceğin yol haritası belirlenecek. Belirlendikten sonra Denizli olur mu olmaz mı inanın bilmiyorum. Ama olmaması tabii ki Denizli'deki bunca yıl bu parti için mücadele eden arkadaşlarımız, örgütümüz açısından daha heyecan verici olur. Güzel Hanım, şimdi merak edilen bir başka konu, siz aynı zamanda parti üst kademe yöneticisi olduğunuz için, parti meclisi ya da MYK'da bugüne kadar seçim listelerinin nasıl oluşturulacağı konusunda bir çalışma, görüşme, konuşma, değerlendirme oldu mu? Örneğin Denizli'de nasıl bir yöntem uygulayacak? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında yani ön seçim ve merkez yoklaması mı anlamında soruyorsunuz galiba? Hayır. Bunlar hiç konuşulmadı. Ne MYK'da ne parti meclisinde. Çünkü bu konunun konuşulabilmesi için önce seçim takvimi açıklanması gerekiyor. Henüz seçim takvimi açıklanmadığı için de hem MYK'da hem de parti meclisinde aday belirleme yöntemi konuşulmadı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben kişisel görüşümü... Şöyle ben genel başkan yardımcısıyım. Merkez Yürütme Kurulu üyesiyim. Bu sıfatımdan dolayı kişisel görüş açıklamam çok da şık durmaz. Evet.